ve konu var içerisinde en mükemmellerinden birisi. Asal sayı var. Nedir asal sayı? Bir ve kendisi dışında hiçbir pozitif böleni olmayan sayı varan asal sayı diyoruz. En küçük asal sayımız kaç? 2. İki. 2'den İki. sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sanki buraya bakmasam sayamayacağım. Şimdi bu asal sayı var ya hemen bir belirleyelim. En küçük asal sayı 2'dir dedik. 2'nin bir özelliği daha var. Çift bir asal sayıdır. 2 evet. dışında hiçbir sayı özür diliyorum. 2 dışında hiçbir çift sayı asal olamaz. Asal sayıların şunun dışındakilerin hepsi tek oluyor. Asal sayılar belli bu kurala göre gitmiyor. Yani burada 1 artmış, burada 2 artmış, burada 2 artmış, burada 4 artmış, burada gene 2 artmış. Net bir kural ortaya çıkartamıyorsunuz. Ama büyük sayıların mesela 19'un hadi asal olduğunu görebiliyoruz. 300'lerle 400'lerle başlayan bir sayının asal olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Özel videomuza bakın. Biz şu anda burada kısaca değineceğiz. Şimdi asal sayıları söyledik. Bazı öğrenciler eksi 2, eksi 3 gibi sayıları da asal alıyorlar. Biz şurada durduruyoruz. En küçük asal sayı 2 olduğuna göre negatif sayı var asal olamaz. Aman ha oraya gitmeyeceksiniz diyelim. Ve gelelim mi diğer devamına? Devama, devama tamam, gelelim. Bakalım. Şimdi demişiz ki ilk örneğimizde. A sayısı 5'e kavansız bölünen asal bir sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asal bir rakamdır? Bu bir soru şeklinde çıkmıştı aslında. Benzeri bir hali. Terse yatırdı. Neden terse yatırdı? Hemen göreceğiz. 5'e kavansız bölünen asal sayı. İlk yumruğu buradaydık. 5'e kavansız bölünen asal sayı olur mu ya? 5'e bölünüyorsa asal olmaz. Evet. Derken 5'tir beş. tabii ki. 5'e kavansız bölünebilen bir tane asal sayı var. O da kaç? 5. Beş. O zaman A sayısı 5. A sayısı ise 25, 26. A sayısı 5 ise 15, 17. Na, na 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 Cevap bu mu? Hayır. Neden? Asal bir rakamdır diyor. Evet. Aha. 2 kere 5, 10. 1 çıkar. 9. Bu da değil. 5 kere 5, 25. 5. 18 çıkar. 7, 7, 23. Dikkat ederseniz... Aşağıdakilerden hangisi asal bir rakamdır dediği için doğru cevap 7 olacak. 7. Yalnız verilen soruda birçok öğrenci asal sayı ilk bulduğu asal sayıya ne yapmıştı? Atlamıştı. Böyle yapmayınız. 16 faktöriyel artı 2, 16 faktöriyel artı 7. Arasında bir tane x değeri var. x kaç farklı asal sayı değeri alabilir? Faktöriyel konusunda da benzeri bir örneği evet. çözmüştük. Şimdi x'in alabileceği tam sayı var. 16 faktöriyel artı 3. 16 faktöriyel artı 4. 16 faktöriyel artı 5 diye gidecek. Evet. En son 16 faktöriyel artı 16'ya kadar gelecek. Şimdi bu 3'e bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. Evet. O zaman bu toplamları 3'e bölündüğü için asal olamaz. 3 parantezine alınabilir. Bu 4'e hmm. bölünüyor. Bu da 4'e bölünüyor. Toplamları da 4'e bölüneceği için asal olamaz. Velhasıl kelam dikkat ederseniz aradaki her bir sayı bu 5'e bölünecektir. 16 faktöriyel 6 6'ya bölünecektir. Çünkü 16 faktöriyelin içinde 6 vardır. Aynen o şekilde. Bu da 16'ya bölünecektir. Kısacası her birisi bölünebilecek en az bir tane sayı bulacaktır. Dolayısıyla bu sayıların hiçbirisi ne olamaz? Asal sayı olamaz diyebiliriz. O zaman cevap kaç olacaktır? 1 sıfır. Ve geliyoruz en sık karşılaştığımız soru tarzlarına. A ve B tam sayı var. A kare eksi B kare eşittir. 19 olduğuna göre A ve B çarpımı karşı. Biz bunu doğal sayı var olarak değiştirelim mi? Birçok durum ortaya çıkacak evet. çünkü burada. A kare eksi B kare 19 ise. Şimdi ...19 karşı tarafta gördüğümüz sayı nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Asal bir sayı, sayı. Ha, asal bir sayıysa... ...a eksi b çarpı a artı b eşittir 19 diye ayırın. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu asal sayı ama iki sayının çarpımı olarak yazılabiliyor. Öyleyse bir tanesi 1'dir. Başka bir ihtimal yok çünkü. Evet. 19 başka iki sayının çarpımı olarak yazılamaz. Birisi bir, birisi 19 olacak. Bunlar doğal sayı var olduğuna göre... ...küçük Hiç olan 1 bir, büyük olan 19'dur. A eksi B'ye 1 verin. A artı B'ye 19 verin lütfen. Taraf tarafa toplayın. 2A eşittir 20'den A 10 çıkar. A 10 B B'de 9 çıkar. Çarpımları kaçtır? 90. 90. Burada hemen tekrardan e, değinelim. Eğer verilen sayı asal ise eşitliğin diğer tarafını çarpanlarına ayırmaya çalışın. Çünkü bunu yapabilirseniz eğer burada çarpanlarına ayrılan ifadelerden bir tanesi 1, diğeri de asal sayının kendisine eşit olmak zorundadır. Zorulardır. A ve B asal sayı var. 3A artı B 47 olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? Deneme yanılma yapalım mı? Ama bir sürü deneme evet. yanılma 47'den küçük bir sürü asal sayı var acaba hangisi? Pratik bir mantık. 47 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. E tek sayı tekle çiftin toplamından meydana evet. gelir. Biri tek, biri çift. E, çift olan bir tane asal sayı 2. var zaten. 2. O zaman bu rakamlardan özür Bu sayılardan bir tanesi 2 olacak. Dikkat edin. Burası tek. O zaman bunlardan biri çift, biri tek olmak zorunda. Başka bir ihtimal yok. Yok. Hangisi çift? Bilmiyoruz. B'ye 2 diyelim mesela. Tam bölünecek bir bakalım. 3A artı 2 eşittir 47. 3A eşittir 45. A 15 çıktı. Olur mu? Yemedi. Olmaz. Olmaz. Çünkü 15 asal bir sayı değil. A ve B, B asal diyor. Hmm. A'ya 2 diyelim. 47. 6 artı B eşittir 41. Özür dilerim 47. 47. Saçmalamayayım. B eşittir 41 olacaktır. Yani A2 B41. Her ikisi de asal oldu mu? Oldu. O zaman çarpımları kaç olacaktır? 82 olacaktır. olacaktır. Umarım dikkat etmişsinizdir. Güzel bir soru tarzı. Gelsin bu da. Oo, yeni güzel soru tiplemeler. Şu soru özellikle özel bir soru gene ama bu soru karşılaşabileceğiniz bir soru. ABC asal sayı var. A üzeri B eksi C 23. ABC toplamı kaçtır kaç, kaç diyor. Soru? Şimdi A'nın bilmem kaçıncı kuvveti 23. E bunlar asal sayıysa A otomatik olarak 23 olmak zorunda. Başka herhangi bir sayının herhangi bir kuvveti 23 olamaz. E şimdi 23'ün kaçıncı kuvveti 23'tür? Birinci kuvveti. Birinci kuvveti. B ve C asal sayı ise B3, C2 olacak. Asla. Çünkü aralarındaki fark bir olan başka bir asal sayı yok. yok. Bir asal değildir. Hemen bunu da gösterelim. Evet. Bu durumda A23 B3, C2 Topla 28 olacaktır sonuç. Geldik mi? Zurnanın zırt dediği yere Şimdi burada bir kalem değişikliği yapalım. B birden farklı. farklı. A ve B doğal sayı x ise asal sayı. a çarpı b eksi x eşittir 9b olduğuna göre a'dan büyük olan en küçük asal sayı kaçtır? Hadi bulalım. Şimdi burada asal olan sayı hangisiymiş? x. x'i yalnız bırakalım. Asal sayı yalnız kalsın. a çarpı b bu arada bu iki basamaklı bir gözükebilir ancak özellikle söylüyorum tekrar verilen soruda AB iki basamaklıdır demediği takdirde Çarpımdır. siz onu çarpım olarak düşünmek zorundasınız. Peki A çarpı B bu 9B'yi buraya atarsak eksi 9B. Eksi x'e attık karşıya artı x. x. E şimdi B parantezine alalım a eksi 9 eşittir x. Neden parantez aldık? Asal sayı var. Evet. Asal sayı varsa paranteze alın demiştik. Çarpanları ayırın demiştik. Güzel. E şimdi bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi de x'e eşit olacak. Başka türlü asal sayı olmaz. olmaz. Hangisi 1? Burası 1 o. Aha. B1'den farklı. farklı. Demek ki a eksi 9 1'e eşit. a eksi 9 1'e eşitse a 10'dur. Ondan hmm. büyük en küçük asal sayı kaçtır On şeker ]dir. çocuk? 11'dir. Cevap 11 olacaktır.